Bu derste Python'da iterators, yinelemeler ya da tekrarlamalar konusunu anlatacağız. Yinelemeler ya da tekrarlamalar aslında bizim for döngüsü ve while döngüsü ile kullandığımız yapılar. Bunlar ne yapıyor? Tekrar edilebilen bir dizi veya tekrar edilmesi gereken bir işlem varsa bunların bir sonrakini bir sonraki adımın yapılmasını sağlıyor. Programcılıkta da iterasyonlar çok fazla duyacağınız kelimelerden bir tanesi. Şimdi hemen işlemimize başlayalım. Öncelikle bir dizi tanımlayalım, liste tanımlayalım. Burada ben rastgele sayılar vereceğim. 0, 3, 4, 7 gibi rakamları buraya atayalım. Şimdi bir iterasyon oluşturalım. İterasyon Diyoruz burada bir iter fonksiyonu var iter iterable diyor tekrar edilebilen bir obje istiyor bizden bizim objemiz burada liste olacak iter komutu ile iter fonksiyonu ile hatta öyle diyelim fonksiyonu ile nesneyi tanımlıyoruz artık. Yani bu nesnenin e, iterasyona gireceğini tanımlıyoruz. Ve bundan sonraki aşamada şunu yapıyoruz arkadaşlar. E, direkt ben yazdırayım ekranda görünsün anlaşılması için. Print nokta next diyoruz ve iterasyon diye bir tanımlama yapmıştık. Bunu yaptığımız anda ne yapıyor, ne yapacak bize? İlk elemanını, listenin ilk elemanını ekrana yazacak. Next komutu sonraki elemanı getirir. Burada tabii ilk elemanı getirecek bize. Çalıştırdığımızda şurada gördüğünüz gibi sıfır elemanını yazdı. Peki bunu dört kere de tekrar edersem ne olur? Bunu dört kere tekrar edersem şu şekilde bir 0, 3, 4 ve yediyi sırasıyla getirip yazacak. Çalıştır dediğimde şurada gördüğünüz gibi ekrana elemanların tamamını yazdı. Peki 5. kez çağırırsam ne olur? Yani şöyle bir kere daha çağırırsa. Son eleman yok burada tabii ki. Yani 4 elemanlı. 4. elemanı da çağırdık. 5. eleman çağırırsak ne olacak? Çalıştırdığımızda şu şekilde stop iteration dediğimiz bir hatayı alıyoruz. Son eleman olmadığı için. Peki son elemanı ben nasıl bileceğim? Yani böyle bir elimde yapı var, liste var, bir array var veya dizi var. Son eleman kaç bilemeyebilirim. Bu next'i kaç kere çağıracağım? Aklınıza şöyle bir cevap gelebilir. For döngüsüne alalım. O zaman e, iterasyonu kullanmanın bir amacı olmayacak bizim için. E, kaldı ki bazen son elemanın sayısını bilemeyebiliriz. Şimdi e, bunu bir while döngüsüyle halledebiliriz. While true diyelim. Bir while döngüsü açalım. fakat burada yeni bir liste ve yeni bir iterasyon oluşturmakta fayda var. Liste 2 diyelim. Bu listemiz biraz daha uzun olsun. Önceki listeyle karıştırmayalım. Bu listemizin içinde de string ifadeler yazalım. Mesela Ali Bu şekilde birkaç tane eleman yazacağım. Gibi. Bu bu sefer de string ifadeler olsun. Yine bunu bir e, iterasyona alalım arkadaşlar. İterasyonu ben bu sefer itr diye kısaltacağım. iter liste 2 diyeceğim buraya. Evet. Şimdi bunu bir while döngüsüne alalım. While true dedik. Ee, Tabi burada sona geldiğimizi yakalamamız lazım. Dolayısıyla try catch ya da Python'daki ismiyle try except bloğu kullanacağız. Bunu nasıl kullanıyoruz? Try diyoruz. Ee, try diyoruz. Daha sonra elemanımızı direkt biz yazdıralım. Ekranda görünsün print next iter diyelim. Bu ikinci iterasyon için tanımladığımız şey. Daha sonra hatayı yakalamamız lazım. Except hangi hata arkadaşlar? Stop iteration hatası. Bunu yazalım. Stop iteration hatasını yakalayalım. Burada da diyelim ki listenin sonuna gelindi. Veya dizinin sonuna gelindi diye bir uyarı verir. Tabii buradan break komutuyla çıkmazsak e, burası bir sonsuz döngü olduğu için sürekli listenin sonuna gelindi yazacak. Dolayısıyla break'le bunu kıralım bu döngüyü ve işimizi bitirelim. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda bunu bir hata aldık. Ona bir bakalım. Evet hatamız şuradaki şeyden kaynaklanıyor olabilir. Şunu bir iptal edelim. Şu kodu. Ve tekrar çalıştıralım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi e, Ali, Beril, Cihan, Deniz, Elif, Fatih e, dedikten sonra listenin sonuna e, gelindi diyerek bizi uyardı ve listeyi olduğu gibi yazdırdım. Peki bu iterasyonları kullanarak e, özel işler yapabilen bir sınıf bir fonksiyon tanımlayabilir miyiz? Evet mesela tek sayıları biz istedikçe bulan adım adım sırayla tek sayıları bulan bir sınıf tasarlayalım. bunun için bir sınıf oluşturuyorum. class tek sayı diyelim veya sonsuz diyelim fark etmez. ve tek sayı bul diyelim buraya. Bunu dedikten sonra buraya bir artık şey tanımlayacağız. Iterator tanımlayacağız önce. Bunun için şöyle bir e, Python'ın hazır iter diye bir hazır kalıbı var. Bu kalıbı kabul ediyoruz ve bunu dedikten sonra self nokta sayı eşittir 1 e, diyelim. Bu bize bu 1 rakamını döndürsün. Yani birden başlayacağını ifade ediyoruz. Evet, Burada self diyeceğiz. Daha sonra bir sonraki şeyi bulmak için, tek sayıyı bulmak için artık next kalıbını kullanacağım. Ki şurada görüyorsunuz next kalıbı hazır geldi. Ve bunu şöyle yapalım. Sayı eşittir. Self nokta sayı diyerek eşitleyelim. Daha sonra sayıya ikişer eklersem. 1'den sonra devam edecek biliyorsunuz tek sayılar. 1 artı 2, 3, 3 artı 2, 5 diye. Dolayısıyla her seferinde 2 ekliyorum. Ve bu sayıyı return ediyorum. Return sayı diyorum. Bu işlemi e, tanımladıktan sonra artık ben şunu yapabilirim. A diye bir değişken tanımlayayım. A bunu bir iterasyona alayım ki burada benim e, sınıfım artık iterasyona uygun iter ve next fonksiyonlarını kullandım kalıplarını burada tek sayı bul ifadesini ekliyorum bundan sonra şunu yapabiliriz print e, next a dersem ne yapacak acaba çalıştıralım ve şurada bir e, hatamız var onu bir bakalım arkadaşlar Evet hatamız e, şurada parantez açıp kapamadığımız için gerçekleşti şimdi baktığımızda şurada e, üç rakamını yazdığını görüyorsunuz Biz sayıya bir eklemiştik çağırdığımızda iki ekleyip bize üç rakamını yazdı daha sonra tekrar print e, next daha dersem ne olacak veya birkaç kere daha çalıştırdığımı düşünün. Birazdan onu da yapalım. Burada 3 3 rakamını bize yazdı. Bir hatamız var. Evet burada tabii şunu belirtmedik. Self nokta sayı diyeceğiz buraya. Evet şimdi çalıştıralım. 1, 3 diye devam etti. Biz burada self yazmadığımız için sayıyı global değişken gibi kabul etti. Peki bunu e, birkaç tane daha ekleyelim mesela şöyle devam edelim. Çalıştıralım tekrar. Şurada gördüğünüz gibi bu next a sayısı kadar ekrana yazdırıyoruz. 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye e, tek sayıları sonsuza kadar bulabiliyoruz. Bu yöntemle neler yapılabilir? Bu yöntemle e, Aklıma ilk gelen asal sayılar yapılabilir. Fibonacci sayıları yapılabilir. Vesaire vesaire uygulanabilir. Yani iterasyon kısmında bulunacak işlemler burada halledilir. Burada da sadece çağırmak kalır. Çağrılarak istenildiği istendiği kadar o sayılarda üretilebilir arkadaşlar.